gelmiş olan sınır yönetimi, göç yönetimi konusunda bizlerle bilgisini, tecrübesini, düşüncelerini paylaşmak üzere hem ülkemizden hem de dünyanın değişik ülkelerinden katılım gösteren çok büyük misafirlerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Önce teşrifleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygılarımla selamlıyorum. Kıymetli misafirler, hayal etmediğimiz bir yüzyılda yaşıyoruz. Kendi parametreli, kendi normalinde yapan, teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı, aynı zamanda yeni sorunlar da getirdiği bir 21. yüzyıl. Bunu kimse böyle hayal etmemişti. Kimya gelişince hep birlikte tıbbi ilaçlar gelişir zannetmiştik. Oysa eroin ve esrardan daha ölümcül uyuşturucular Avrupa'nın göbeğinde yapıyor. İnternetin bilgiyi yayacağını düşünmüş. Ama aynı zamanda terör tekniklerinin bomba yapmanın da öğretildiği bir okul olabileceğini hiçbirimiz tahmin etmemiş. Örnekler çoğaltılabilir. Ne yazık ki şartları ne olursa olsun bu yüzyılı bir şekilde yaşamak, bunu yönetmek ve insanlığı zarar görmekten hep birlikte korumak zorundayız. Sınır ve göç kavramları neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Hatta diyebilirim ki sınırlar yokken bile göç var. Ama günümüzde bu iki kavramın da tanımı biraz önce tarif etmeye çalıştığım 21. yüzyıl tablosu içinde değişim olmamıştır. Artık iki devlet arasına bir kendi tel çekmekle işlem yapıyor. Çünkü insanlar artık sadece yeni bir hayat kurmak veya zenginleşmek için göç etmiyor. Bombalardan, terörden, ölümden kaçarak gelen yüz binler, milyonlar sefalet içerisinde çocuklarıyla, aileleriyle, kurtarabildikleri birkaç parça eşyalarıyla bir anda sınırınıza giriyorlar. İçeri girmek istiyorlar. Ne yapacaksınız? Buna ateş mi koyacaksınız? Kurşuna mı gireceksiniz? Öte yandan onlarla beraber uyuşturucu kaçakçılar da gelmeye çalışıyor. Teröristler de sınırınızdan sızıp ülkemizin içerisinde eylem yapmak istiyorlar. Veya ülkemizden geçip Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Peki, buna ne yapacaksınız? Paris'te bomba patlatacaksan sorun yok. Geçebilirsin mi diyeceksiniz. Sınır ve göç yönetimi artık kendi içerisinde hem büyük bir güvenlik sorunudur, hem sosyal hem de bir güvenlik ekonomisi sorunudur. Öyle ki başka ülkelerdeki insan kaçakçılığı konusunda uzmanlaşmış suç örgütleri tıpkı küresel şirketler gibi göç yolları üzerindeki ülkelerde lokal faaliyetlerde bulunabiliyorlar. Sahte pasaport imalatı yapabiliyorlar. Bu insanların para trafiği söz konusu olunca alternatif banka sistemleri kurabiliyorlar. Havala denilen bir gayri resmi transfer sistemi kullanabiliyorlar mesela. Veya kripto paralarla bir şekilde ekonomik göçü de temin ediyorlar. Güvenlik ekonomisi diye bir ifade kullanalım. Çünkü göçün bu riskli hali ülkelerin güvenliğe daha fazla yatırım yapmalarına, dolayısıyla ekonomilerinde bir kambur oluşmasına, bir fazlalık oluşmasına yol açıyor. İşte bütün bunlar sınır yönetimi artık basit ve tek taraflı bir mesele olmaktan çıktığını göstermektedir. Mesele artık küresel bir meseledir ve küresel işbirliğiyle çözülmek zorundadır. Göç ve sınır yönetimi konusu Türkiye için dünya ortalaması üzerinde bir karmaşıklığa sahiptir. Suriye ve Irak'a toplam 295 kilometrelik sınırımız var. Özellikle Afganistan'dan gelen göçün yoğunlaştığı İran'da olan sınırımız ise 560 kilometre. Avrupa kıyılarına Karadeniz'e, Ege'den ve Akdeniz üzerinden erişim var. Ve bu üç denizin güvenliği konusunda yine bir sorundur. Bu da yaklaşık 6500 kilometre var. İçeride yıllardır PKK terörüyle mücadele ediyoruz ve PKK bu bölgedeki hem uyuşturucu kaçakçılığında hem de insan ticaretinde hem de direkt diğer kaçakçılıkla organize faaliyetlerde önemli aktör. Bunun sınırlarımızın dışında bir şubesi ise YPG. Aynı
YPG Amerika tarafından destekleniyor. Silah ve eğitim veriyor. Bazı Avrupa ülkelerinde onunla korkuyor. Kusura bakmasınlar ama Avrupalı dostlarımız da bu terör örgütüne gayet sempatik duruyor. Ve bir de bunların ortasında DAEŞ var. Güya İslami bir örgüt olduğunu iddia ediyor. Ama ne gariptir ki Müslüman ülkelere saldırıyor. Ve yakaladığımız DAEŞ'ların içerisinde azımsanmayacak ölçüde Avrupalı batılı militanlar var. Bir Fransız, bir İngiliz veya bir Belçikalı sakal bırakıyor, bir şekilde kaçak yollarla DAEŞ saflarına geçiyor, Batı'dan Doğu'ya sentetik uyuşturucu ticareti var. Bunun rotası Türkiye'den geçiyor. DAEŞ konusunda bir şey söylemek isterim. Ben anlamıyorum, belki hem muhatabım anlatır, hem de burada Avrupa'dan gelen dostlarımız var. Şurası Rakka. Güya DAEŞ burada konuşlanıyor. Amerika nasıl yapmışsa DAEŞ'la YPG'yi anlaştı. Yani iki terör. Yine benim anlamadığım bir şey var. Bu DAEŞ Rakka'dan çekildi. Nereye gitti? Biliyor musun? Farkında mısın? Bu oyunun tuzağı farkında mısın? Bir kısmı Sinay. Bir kısmı Olan. Bir kısmı şuradan aslında bize göre doğu hattından Afganistan, Pakistan gibi ülkelerde yeniden kendini toparlamaya. Bir kısmı da şuradan batıya doğru bir taraftan Kürt'ün Lübnan üzerinden Avrupa'ya geliyor. Bir manan olduğu bir şey yok. Avrupa tuzağması geldi. Ve biz bu DAEŞ'larla böyle bir Türkiye'nin sınırlarına geldikleri zaman müdahaleler yapıyoruz. Yani bunları nasıl düşünce içerisinde olduklarını anlatıyoruz. Hala gözlerine nefret. Türkiye sınırlarından Avrupa'ya giden şu ana kadar tespit ettiğimiz tek bir DAEŞ yok. Bir daha söyleyeyim mi? Türkiye sınırlarından Avrupa'ya giden tek bir DAEŞ yok. Hangi hattan ve hangi rotadan gittiğini biraz önce söyledim. Bu DAEŞ'ten hala gözüne nefret. Avrupa çok büyük bir tuzağa geldi, yine farkında. Yani her gün kendi ülkelerinde eylem yapabilecek kabiliyet ve kapasiteyi YPG ve DAEŞ'in iki terör örgütünün anlaşması sonucu kendi işlerine kabul etti. Bunun bedelini Avrupa çok ağır ödeyecek. Koskoca Avrupa, okyanus ötesi ve ülkenin ucusu korumaya düşmüştü. Kendi toplumunu bunu anlatamıyor. Ve uzun yıllar boyunca da anlatamıyor. Allah korusun, bombalar patlayınca, Allah korusun, eylemler yapılınca, Avrupalı siyasetçiler ve Avrupalı devlet adamları televizyonlar karşısına çıkamayacak. Çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. Ama sorarsanız da herkes uçmayı oynuyor. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Biz ülkeleri yönetiyoruz. Hepimiz devletlerimize karşı, milletlerimize karşı ama en önemlisi insanlığa karşı sorumluyuz. Ben bu sorumluluklarını yerine getirdiğimi zannetmiyorum. Herkes güzel arabalarını yapıyor. Ama acımasız ölümleri herkes seyrediyor. Akşamları da dostlarıyla kahkahalar içerisinde yemekler veriyor. 21. asır iyi başlamak arkadaşlar. Hanımefendi, beyefendi, iyi başlamak. Bir çılgınlıkla başladı 21. asır. İngiltere'nin göbeğinde ağır makinalı silahlarla özel harekat polisleri veriyor. Almanya'nın göbeğinde Berlin'de, Hamburg'da ağır silahlı makinelerle polisler bekliyor.
İnsanlar metro olarak binip binmemekten ürküyorlar. Bir terör virüsü dünyanın her tarafına hem de düzensiz göç üzerinden yayılmış. Bu hepimizin sorunu. Dünyada küçük büyük ülke kalmadı. Dünyada stratejik ülke var. Şu masanın etrafındaki ülkeler, bizler, dünyanın en stratejik ülkeleriyiz. Ve bütün bunu iyi yönetme sorumluluğu da bize aittir. Yine örneğin son günlerde zannetmeyin ki Afganlılar Afganistan'dan Türkiye'ye kendi başlarına geliyor. İlk önce kabahati İran aldı. Açık söylüyorum. 2 milyon üzerinde İran'da Afganistanlılar. Dedik ki herhalde İran bize bir yükleme yaptı. Sonra göç oldu, kontrol ettik, baktık ki direkt Afganistan rotası üzerinden gelip Türkiye'ye doğru geçiyor. Arkadaşlar Afganistan'da kim var? Kim? Bakın, Amerika Avrupa'yı tekrar başka bir tehditle karşı karşıya bırakıyor. Bizim baş belamız olan bir büyükelçi buradan doğru Afganistan büyükelçisi oldu. Orada Amerika'nın Afganistan büyükelçisi oldu. Orada yine bir takım şeyleri kurcalamaya ve karıştırmaya başladı. Söylemek istediğim şudur. Göç vekalet savaşları gibi. Yani savaşları terörizmi, kaosu, karışıklığı başka ülkelerin içerisine yıkmak gibi göçle yine ülkelerin istikrarını, stabilizasyonunu ve aynı zamanda iç kamu düzenini bozmaya yönelik yeni bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu bir tehlikedir. Eğer bunlar değerlendirilecekse benim bağışlayın ama konferansların yapısı olur. Eğer sadece teknik 4-5 tane konu değerlendirilecekse biz buna ihtiyacımız var. Çok açık söylüyorum. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Burada bir ortak akıl üretmek zorundayız ve biz hepimiz zorundayız. Biz eğer bu ortak akıl üretmezsek toplumlarımıza ve milletlerimize cevap veremeyiz. Bakın, hangi birimiz yaptınız ben bilmiyorum. Hangi Avrupa ülkesi? Sayın Berger'e belki cevap veririz. Yaklaşık 1,5 ayda 14 bin Afganlı düzensiz göçmeni uçaklarla kendi ülkelerine gidiyor. 14 bin. Bir Avrupa ülkesinin ortalama 3 bin tane, 4 bin tane ani göç dalgası olsa varüstü toplantılar yapıyor. Hemen telefonlarımız çalmaya başlıyor. Acaba ne oluyor? Başka bir mesele daha var. Doğudan batıya bir de doğal uyuşturucu rotası var. Peki, size başka bir şey daha söyleyeyim. Doğudan batıya gelen uyuşturucunun ana merkezi neresidir? Afganistan. Peki Afganistan'da uyuşturucu meselesini kim idare edebilir? Kim yönetebilir? Biraz önce göçü kim tetiklemek istiyorsa yine ayrılır. Bir başka işle karşı karşıyayız. Bir başka meseleyle karşı bunun da rotası maalesef Türkiye'den geçiyor. Ve bu uyuşturucunun bir kısmı da Türkiye'de kalıyor. Ve işte Türkiye böyle bir tablo yönetmeye çalışıyor. Bunu yönetirken sınırlarımızı tümden kapatmadık. Bu bizim için bir seçenek değildir. Çünkü bu insanlarla bizim aynı zamanda tarihi ve kültürel bağlarımız var. Bir kısmı akrabamız. Bunların bir kısmı bizim dindaşımız. Daha önce Ukrayna'da bir toplantıda yine Uluslararası bir Güvenlik Konferansı'nda ifade ettim. Türkiye göçü önlemeyi değil, yönetmeyi tercih etmiştir. Ama Avrupa göçü önlemeyi tercih etmiştir. Bizim başka seçeneğimiz yok. Bugüne kadar 31 milyar dolar para harcadık.
Maliyeti 30 değil, 300 milyar dolar olsa da Türkiye'nin hassasiyetleri, Türkiye'nin anlayışı, başka bir türlü davranmasına imkan vermemektedir. Öte yandan fikir ayrılıklarımız olsa da Avrupa bu meselede bizim doğal kardeşimizdir. Çünkü bu insanların önemli bir bölümü bizim üzerimizden geçip Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Türkiye elbette üzerine düşen bütün sorumluluklarını yerine getirmekte ve getirmeye de devam edeceğiz. Ama bir yanlış anlaşılma daha var. Türkiye kimsenin tamponu ve bariyer ülkesi değildir. Bir kere bunu da net altını çizmek isterim. Biz kimsenin göç tamponu, göç bariyeri değiliz. Biz kimsenin uyuşturucu tamponu ve uyuşturucu bariyeri değiliz. Biz kimsenin terör tamponu ve terör bariyeri değiliz. Dolayısıyla burada bir yük varsa bunu da hep beraber paylaşmak zorundayız. Günlük geçişler 2015'te ortalama 7000 seviyesindeydi. 8500'lük 9000'lik rakamlara çıktığını hep birlikte Frontex dahil bütün uluslararası kuruluşlar tespit ettiler. Kendi çabalarıyla Türkiye bunu 2000'lere kadar çekmeyi başardı. Yine Türkiye'nin önerileri doğrultusunda 18 Mart 2016'da imzalanan mutabakat neticesinde günlük ortalama 78'e kadar geriledi. Nasıl gerilediğini biliyor musunuz? Yani benim Avrupalı dostlarımıza istemem var. Bizim sahil güvenlik komutanlarımız kendi kapasitesinin 4 katından daha fazlası çalışıyor. Sahil güvenlikteki görevlerimiz, gemilerimiz ve bir taraftan düzensiz göç önlemeye çalışıyor. Bir taraftan da bu denizlerde bir canı kurtarabilmek için büyük bir mücadele oluyor. Ama ben sadece formel yaklaşımların dışında samimi bir değerlendirme olduğunu görüyorum değil. En azından kendi bakanlık yaptığım dönem içerisinde elimizi rahatlatacak bir adım atıldığını, çok üstün bir durumda olayı değiştirecek, üstünlük ortaya getirebilecek bir adım atıldığını maalesef görüyorum değil. Mutabakat kapsamında şimdiye kadar 1626 düzensiz göçmeni adalara aldık ve birebir formülü kapsamında 13.735 Suriyeli AB ülkelerine gönüllü olarak yerleşti. Bu yeniden yerleştirme sürecinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği içinde gerçekleşti. Öte yandan Karadeniz'de 2017 Kasım-Ağustos ayları arasında bir düzensiz göç yolu oluşturma girişimleri oldu. Hep beraber takip ettik. Yani Ege rotasını kapatınca hemen Karadeniz'e kaymaya çalıştık. Başta sahil güvenlik komutanlığımız olmak üzere karadan çıkış noktalarında jandarma ve emniyetimizle beraber kısa bir sürede bu geçişi kapatmayı başardık. Yine 2000 yılında Türkiye'nin girişimlerini oluşturan Karadeniz'e sahiller devletler sahil güvenlik teşkilatları işbirliği forumunun çalışmalarında Karadeniz'in güvenliği açısından çok önemli başarılara imza attığını, bunun diğer işbirliği platformlara örnek olması gerektiğini de burada önemli bulunmak istedim. Bakanlığımız 2002 yılından bu yana AB kaynaklı fonlardan etkin olarak yararlanmaktadır. Bakanlığımız merkez bilimleri ve bağlı kuruluşları tarafından AB müktesebatının üstlenilmesi, idari ve kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi doğrultusunda organize suçlarla mücadele, temel haklar, sivil toplum, göç ve iltica, entegre sınır yönetimi, kamu yönetimi reformu ve iyi yönetişim alanlarında AB projeleri uygulanıyor. Ama şunu söyleyeyim. Biz kendi tedbirlerimizi alırken ortaya koyduğumuz maliyetler bunların kat ve kat üstünde. Yani sadece İran tarafından düzensiz göç gelmesin diye yaptığımız sınır duvarları ve entegre sınır yönetiminin maliyeti bütün bu saydıklarımın kat ve kat üstünde. Sadece, hadi bırakın Hatay sınırında yaptığımız duvarları. Şimdi Şırnak sınırında yapacağımız, özür dilerim, Hakkari sınırında yapacağımız duvarları ve entegre sınır yönetimi. Yani bizim aldığımız tedbirler, bizim oluşturduğumuz maliyetler bunların çok çok kat ve kat üzerindedir. Bakanlığımız merkez birimleri ve bağlı kuruluşları tarafından bugüne kadar toplam bütçesi
348 milyon avro olan 53 proje tamamlanmıştır. Yani bütün süreç budur. Yani bu sadece 2011'den itibaren başlayan göç dalgası ile ilgili bir değerlendirme değil. Toplam rakamı veriyorum. Toplam bütçesi 165 milyon avro olan 13 projenin uygulamasına devam etmektedir. Ayrıca toplam bütçesi 298 milyon avro olan 28 projenin ihale süreçleri ise devam ediyor. Genel olarak ise Türkiye-AB Mali İşbirliği kapsamında bakanlığımıza ait toplam 94 proje finanse edilmiş oldu. Bu projelerin bütçelerinin toplamı 811 milyon avrodur. Yine Frontex'e 2012 yılında bir mutabakat zaptı. 2014-2016 yılları arasında bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Halen 2018-2020 arasını kapsayacak yeni bir işbirliği planı çerçevesinde görüşmelerimiz devam etmektedir. Ayrıca AB'nin sığınmacı mali imkan mekanizması çerçevesinde taahhüt ettiği, ki bu da önemli, ilk 3 milyar avroluk birimden 1.93 milyar avro ülkemize aktarılmış bulunmaktadır. Ama bunun da biliyorsunuz şu an kadar kullanılanı 9 milyon avro falan civarında. Çünkü buradaki mekanizmada da ciddi bir sıkıntı var. Şu anda bugüne kadar 6 milyar avro gelmiş olması lazımdı. Ama maalesef bu sıkıntılı mekanizmalar vasıtasıyla bu işlevsellik istenilen derecede oluşmamaktadır. AB Komisyonu ikinci 3 milyar avroya yönelik çalışmaları başlattı. Kıymetli misafirler, buradan parmak istediğim nokta şudur. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında sınır komşularımız arasında göçü yönetmek ve düzensiz göçle mücadele etme anlamında aslında bir işbirliği ve gayret var. Bunu inkar edemeyiz. Ancak bir noktada sürekli tıkanıyoruz. Avrupa Birliği tarafı sürekli bir şeyleri eksik yapıyor. Bakın Türkiye, vatandaşlarına Schengen vizesi uygulanan tek aday ülkedir. Geri kabul anlaşmasının bir bölümünün uygulanmasıyla biraz önce ifade ettiğim günlük ortalama geçiş rakamlarını yakaladık. Ancak yasal göçün teşvik edilerek düzensiz göçün önlenmesi amacıyla tasarlanan gönüllü insani kabul programı da 18 Mart mutabakatının önemli bir unsurudur. Bu programın da bir an önce işler hale getirilmesini bekliyoruz. Aynı şekilde 2016 yılının ilk yarısında başta bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının yoğun çalışmalarıyla vize serbestisi yol haritasına yer alan 72 kriterin 65'ini yerine getirdik. Geri kalan kriterlerin taahhüdünü de gerçekleştirdik. Hatta çok tartışılan kriterler. Bunların taahhütlerini de gerçekleştirdik. Ancak maalesef hala bu mesele bir takım ön yargılara maalesef takılmış durumdadır. Ve Avrupa Birliği özellikle şunu ifade etmek isterim ki vize serbestliğini Türkiye'ye vermek için türlü türlü bahaneler üretmektedir. Keza yakın zamanda katılım öncesi yardım aracı fonlarında kesintiye gidilmesi yönünde bir karar aldık. Bu kararın ilişkilerimizde bir güven problemi oluşmasından başka bir sonuç doğurmayacağını da açık bir şekilde ifade etmek isterim. Bizim ülkemizde bir söz var. Maksat düşünmemek mi? Maksat bağcıyı dövmek mi? Eğer Avrupa Birliği'nin amacı Orta Doğu'dan mülteci aklını durdurmak, yaşanan can kayıplarını engellemek, Avrupa ülkelerinin sınırlarında Avrupa medeniyet ilkelerine uymayan görüntüleri engellemek ve terörün Avrupa'ya sızmasını önlemek ise bunun yolu Türkiye'nin ilişkilerinde bağımlı ortaklık değil, eşit ortaklık fikrine kendini alıştırmaktan geçmektedir. Arkadaşlar, göçü hepiniz biliyorsunuz. Yani Türkiye göçü hafif gevşetse biliniz ki Afganistan'dan Afrika'ya kadar, Suriye'den Irak'a kadar herkes Avrupa'ya koşuyor. Biz basıyoruz diye, biz engelliyoruz, biz tedbir alıyoruz diye oradan girişlerde kanalında bir
durumunun söz konusudur. Yoksa bu konuştuğumuz manzaraları başka türlü konuşuruz ve başka türlü konuşmak zorunda kalırız. Ve daha zor durumda konuşmak zorunda kalırız. Politikalarımız birbirimizle örtüşmeyebilir. Anlayışlarımız birbirimizle örtüşmeyebilir. Ama ortak menfaatlerde, insani kriterlerde buluşmanın mutlaka bir yolu vardır. Türkiye, yukarıda da anlatmaya çalıştığım gibi, uluslararası işbirliği noktasında gereken her adımı atmaya gayret etmiştir. Avrupa'nın yükü bizimki kadar ağır değildir. Az bir yatırımla ciddi bir getiri elde edebilir. Ama bu mesele bir siyasi güç savaşı olarak bakmamak gerekir. Masum insanlardan korkmamıza gerek yoktur. Bir insan yemek için, bir insanın yemesi için bir ağız gerek. Ama aynı zamanda çalışması için de iki kol gerek. Bizim anlayışımız insana inanan bir anlayıştır. Türkiye hem kendisi için hem dünya için ağır bir sorumluluk yüklenmiştir. Bundan gocunuyor değiliz. Biz sadece bu sorumlulukta Avrupa'nın bütün medeniyet değerleriyle beraber yanımızda olmasını ama samimi bir şekilde yanımızda olmasını istiyoruz. Ve bu toplantı ve sizleri aramızda görmek bizi gerçekten mutluluk ve umut vermektedir. Bundan dolayı sizlere teşekkür ederim. Bu vesileyle özellikle toplantımıza teşviklerinizden ve katkılarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan dostuma,